Teknoözel'den herkese merhaba. Bugün sizinle nasıl yapılır videolarımızdan bir tanesiyle beraber olacağız. Derin dondurucunun buz temizliği nasıl yapılır onu göreceğiz. Bosch marka derin dondurucumuz var. Burada yaptığımız işlemler kendi kafamıza göre yaptığımız işlemler değildir. Bunu firmanın kullanım kılavuzundaki bilgilere göre yapıyoruz. Temizliğe başlamadan önce buzdolabımızı süper moduna alarak yaklaşık bir 4 saat süper modunda çalıştırıyoruz. İçeridekilerin tamamen daha düşük dereceye soğumalarını sağlıyoruz. Ondan sonra buzdolabının elektrik bağlantısını kesiyoruz. Elektrik bağlantısını kesip fişini de çıkaracağız. Tamamen elektrikten bağımsız olacak. Açma kapama düğmesini kapattık. Fişini de çektik. Şimdi çekmeceleri dışarı çıkarıp örtüyle örteceğiz çabuk ısınmasını engellemek için. Ondan sonra temizleme işlemine geçeceğiz. Dondurucunun sepetlerini masanın üzerine çıkarıp battaniye ile örttük çözülmesinler diye. Temizlik esnasında bunları böyle korumamız gerekiyor. Dondurucunun içi yaklaşık 1,5 yıla yakındır çalışıyor. Temizlik yapılmadı. Bosch'un bu low frost dondurucusu 1-1,5 yıldan sonra kullanıma bağlı yavaş yavaş buz oluşabiliyor böyle. Ancak çok yavaş bir şekilde oluşuyor. Şimdi kullanım kılavuzunda belirtilen bir tencereye kaynar su koyup tencerenin altına sıcaklığı buzdolabına geçirmeyecek şekilde yalıtkan bir malzeme kullanacağız. Ve en alttaki rafın bir tanesine sıcak su dolu tencereyi koyup karlanmanın erimesini bekleyeceğiz. Ondan sonra çözünme gerçekleştikten sonra da temizliğe başlayacağız. Bir havlu onun üstüne tabanlığı koyup araya koyalım. Ancak böyle oluyor. Şimdi bu suyun sıcaklığının yardımıyla çözülmesini bekleyeceğiz. Yaklaşık bu bir saati alabilir. Evet, kapattık. Şimdi bir yarım saat, bir saat bekleyeceğiz. Eğer bu yeterli olmazsa suyu tekrar kaynatıp tazeleyebiliriz. Yaklaşık bir 15-20 dakika sonra yoğuşan su alta koyduğumuz kaba akmaya başladı. Bunu yeterli olmazsa içerideki suyu bir havlu yardımıyla da almanız gerekir. Çünkü bayağı bir su çıkacak. 20 dakikada erime başladı. Bir tane hatta paketi çıkaramadık, donmuş orada. Yani bir saate kadar tamamen erime sağlanır. Bir taraftan siz de kesinlikle sivri metal cisim kullanmadan özellikle dikkat edin. Derin dondurucuların şu soğutucu plakaları deliniyor. Ondan sonra gazı kaçtıktan sonra hiçbir işe yaramaz. Tamiratı size pahalıya patlar. Dolabın kapağını açtıktan sonra eğer içine sıcak su koymak bir daha sıcak su koymak istemezseniz dolabın kapısının uzak bir yerine bir vantilatör koyabilirsiniz. İçine hava üfleyecek. Normal hava da üflese erimeyi hızlandırır. Yalnız yoğuşma olduğu için her taraf su. Ona çok dikkat edin. Elektrik kablolarını buzdolabından uzak tutun. Bayağı bir erime sağlandı. En üst raf biraz yoğun buz var. Onun dışında diğerleri çözülmeye başladı. Karlanmaları dediğim gibi kesinlikle metal kullanmayın. Plastik bir kazıyıcıyla şöyle fazlasını alabildiğiniz kadarını alın. Kalanı yavaş yavaş çözülsün. Çok zorlamayın. Sadece fazlasını alın. O zaten erimeye devam eder. Ama dediğim gibi plastik spatula kazıyıcıyla yapın bunu. Kesinlikle başka bir şeyle denemeyin. Yoksa dolabınıza da zarar verirsiniz. Altlar zaten eriyor. En üst kat kalır. En üst kat eridim mi? Zaten hepsi bitmiş oluyor. Buzlar tamamen çözüldü. Çözülmeyenleri elle alınabilecekleri de biz aldık. Ondan sonra aşağı kadar her şey güzel. Hiç buz kalmadı. Karlanma da kalmadı. Bütün suyu da bir bez yardımıyla sildik. Şimdi buzdolabının son olarak içini karbonatlı suyla sileceğiz. Bu derin dondurucunun üreticisi firma asla normal deterjanla silmemizi önermiyor. Dezenfektan olarak karbonatı düşünüyoruz. Sağlık için herhangi bir zararı yok. Daha önce de biz bu şekilde sildik. Buzdolabında da aynı temizliği yapıyoruz. Genelde deterjan kullanmıyoruz. Suya karbonatı karıştırıyoruz. Kapağın iç kısmını, özellikle conta kısmında herhangi bir mıknatıslı conta biliyorsunuz. Herhangi bir kir bir şey varsa onları zarar vermeden temizleyip ona göre silmemiz gerekiyor. Buzdolaplarının contalarına çok dikkat etmelisiniz. Çünkü enerji sarfiyatında en önemli rol oynayan onlar. Soğutucu borularına dikkat edeceksiniz. Herhangi bir darbede delinme ihtimali yüksek. Onun için onları silerken, temizlerken çok dikkat edin. Buzdolabımızın temizliğini bitirdik. Hiç buz kalmadı, karlanma kalmadı. Güzelce silindi içi.
Şu an tekrar çalıştırılmaya hazır. Çekmecelerimizi yerine koyup buzdolabımızı çalıştırıyoruz. İlk çalıştırmada sıcaklık uyarısı verebilir. Sıcaklık uyarısı verirse düğmeyle onu susturacağız. Turbo moduna çekeceğiz, süper de. Bir iki saat çabuk soğutsun. Önce sıcaklığı ayarladık. Eksi 18, eksi 20 hangisini istiyorsanız. Ortalama eksi 18, eksi 20 normal çalışma sıcaklığı derin dondurucunun. Ondan sonra süper konumuna çektik. Süper konumunda daha hızlı dondurma yapıyor. Bunda belli bir süre soğutma yaptıktan sonra normal çalışma moduna geçiyor. Temizlik videomuz bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.